biriktiriyorum bunları evde. Bir köşe yaptım hatta. Bu çok, çok şekermiş. Bunu bana verir misin? Tamam, senin olsun. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Babam geldi. Tamam. Gerilme hemen. Babanla tanışıp sonra sizi akşama kadar rahat bırakacağım. Sonra yemek için buluşuruz değil mi? Otele gelirsin. Burada kalırsam daha iyi olur Irmak. Bunları konuştuk. Hem seninle ilgim olmayacak, arazi gezeceğim demiştin bana. Tamam, tamam biliyorum. Çiftliği görmek istemiştim. Babana merhaba deyip geçeceğim. Çok misafirperver değilsiniz anlaşılan. Fırat. Baston baston. Oldu mu şimdi ya? Senin makamına yakışmaz be oğlum. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Irmak Tunalı, SSE Shipping İstanbul Şubesi Müdürüyüm. Memnun oldum. Irmak İstanbul'dan arkadaşım baba. O da zeytin işine girmek istiyor. Arsa bakacak. O yüzden beraber geldik. Neyse, ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Randevularım var. Ben seni geçireyim. Yok, lütfen. Hiç gerek yok gerçekten. Gerek yok. Yemeği alsaydık sizi yarın öğleyin boş vaktiniz varsa. Çok teşekkür ederim efendim ama yarına dönmüş olurum ben. İyi günler. Güle güle hanımefendi. Oğlum madem ciddi bir niyetin yok, getirmeyeceksin babanın evine. Kadın kısmı işte. Havaya giriyor aile maile işin işine girince. Ben istemedim baba, kendi gelmek istedi. Soruşturmadan bir netice çıktı mı? Babür yaptırdı. Soruşturmanın neticesini beklemeye gerek yok. Nasıl düştün bu tongaya? Nasıl bu kadar boş bulundun anlamadım ki ben. Baba adam yıllardır ortalıklarda yoktu zaten. Hem kim bilecek İstanbul'un en karanlık adamı olarak karşıma çıkacağını. Kredileri imzalayana kadar her şey normaldi. Yani evraklar düzgündü. Bizimkiler bir ay araştırma yaptı. Tezgaha geldik işte. Adam güzel tezgaha tutturmuş. Peki alabilecek misin parayı geri? Alacağım tabii ya. Hem de son kuruşuna kadar. Yoksa bankada topun ağzındayım. Yok artık. Hallederiz. Babür beni sayar. Hala hukukumuz var. Herhangi bir sorun olursa konuşurum. Ne hukuku be baba? Bizim ilişkimiz sen dışarı gittikten sonra da devam etti. Biz bazı işler yaptık onunla sonra. İş mi yaptınız? Ne iş? Bu hanımefendi yeni gözden mi? 4-5 ay oldu. Hem niye soru soruyorsun ki bana? Sen benim hayatımı benden daha iyi bilirsin. Sen de beni benden iyi bildiğine göre kızı beğendiğimi de anlamışsındır. Al bunu. Güzel, asil kız. Taşır seni. Bakalım. Ama bir daha yüzüne bakar mı orasını bilmem. Benim kimseye verilmiş bir sözüm yok baba. Hem ben sana biraz bizim dış hatırımlar hakkında bilgi vereyim. Tamam. Çalışma masama geçelim o zaman. Sonra da rakı, tandır, dolma. Özlemişsindir ha? Hem de nasıl. Kalmış yazık. Bitmedi mi ya? Ben acıktım. Ha? Irmak arıyor. Dün geceden beri açmıyordu telefonunu. Canım. Açmıyorsun telefonlarımı. Prensin sana iyi bakıyor galiba. Evde misin? Evdeyim abla, evdeyim ve sana çok ihtiyacım var. Hangi cehennemdesin yine ya? Gel hemen. Niye evdesin sen, döndün mü? Irmak ağlama, ne oluyor? Gel ne olur hadi, hadi. Tamam. Ne oldu, niye ağlıyormuş? Sinir krizi geçiriyor, gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Deniz, hadi hoşça kal Galina. Narin. O karı Fırat'tan ayrılırsa size dünyayı dar ederim. Ayağınızda yakalım. Ulan tam kızı ayara getiriyorum. Deniz olduğu yerden çarşıyı pazarı karıştırıyor. Ne
Irmak yeter anlat. Ay yüreğime inecek. Fırat Dünver'in babasıyla tanıştırdı. Ve dedi ki, Irmak İstanbul'dan arkadaşım zeytinlik arazi bakacak. Beraber geldik öylesine. Ne var bunda? Beni kendisi davet etti. Gibi bıraktı ortada sonra tanımıyormuş gibi. Ya aslına bakarsan tam da öyle olmuş ya. Yani Fırat seni gel aileme takdim edeceğim falan dememiş ki, sen yanlış anladın herhalde durumu. Ne diyorsun ya sen abuk sabuk? Irmak'cığım, yani sen biraz böyle şey mi yapıyorsun acaba? Olaylara bakmak istediğin gibi bakıyorsun. Sonra hayal kırıklığına uğruyorsun işte. Olaylara kendi açımdan mı bakıyorum? Beni davet etti diyorum size. Ben mi uyduruyorum ya? Ha? Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Nalan? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Hı, evet. Tamam yeter. Yeter. Irmak saçmalama. Başka bir şey için aramıştı. Ben de yanındaydım. Fırat lafın arasında söyledi. Hoparlör açıktı. Kulaklarımla duydum canım. Siz neler çeviriyorsunuz benim arkamdan? Benim sevgilimle. Eski sevgilimle. Bitti. Bir daha o adamı görmeyeceğim. Bitti. Yok artık ya. Daha neler? Dün bu, bugün sen. Yeter. İkinizin birden sevgili bunalımıyla uğraşamam. Irmak, anlat sen. Sonra ne oldu? Adamı orada bırakıp basıp geldin mi? Ne yaptın? Hayır. Otele döndüm. Bütün gece bekledim onu orada. Belki gelir, arar, özür diler diye. Gelmedi. Aramadı da ben de arabaya atladım, geldim. Ve hala aramadı. Tamam. Tamam canım, tamam. Ben anladım. O çocukta bağlanma korkusu var. Çok samimi olunca böyle korktu işte. Aynı can. Bakayım. Tamam, tamam canım. Oy, kıyamam ben sana. Irmak Hanım. Buyurun. Ayhan ben. Ah. Amcanız Cemil Bey vasıtasıyla bağlantı kuruldu benimle. Ah. Kusura bakmayın, amcam Ayhan deyince ben de erkek bekliyordum açıkçası. Özel dedektifler illaki bir erkek olacak diye bir şey yok canım. İllaki. Ya, güvenebilirsiniz bana. İşle ilgili bir araştırma söz konusuymuş galiba. Amcama işle ilgili olduğunu söyledim ama doğrusunu isterseniz bir kadınla alakalı. Başıma bela olan bir kadın. Bir avukat. Güzelmiş. Ben bir başka severim böyle vakaları da. Sizinle iyi anlaşacağız o zaman. Oturup konuşalım mı bir yerde?
Hoş geldiniz. Ne haber canım? İyiyim, teşekkür ederim. Narin odasında mı? Yok, çıktı Narin Hanım. Ha, tüh ya. Şey, yemeğe mi çıktı? Telefonlarını da açmıyor. Yok, sabah gelir gelmez çıktı. Fırat Bey diye biri geldi, apar topar çıktılar. Kim o? Sevgilisi falan mı? Çok yakışıklı. Ortada da fena bir elektrik vardı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.